Nasılsın? Keyifler nasıl? İyidir, sağ ol. Sen iyi misin? Dur, şöyle yapmam lazım. Evet, evet. Çok yakınlaştım ben. Tamamdır. Çatlamasın sesin, güzel gitsin. Elime de çok yakıştı. Evet, evet. Bu çok beğeniliyor. Bizim programın maskotu oldu o. Ha, öyle bir dalgası var mı? Aslında şöyle bir durum var. Gamsız Hayat diye bir dizide oynadım ben. Onun da böyle bir garip kitlesi varmış. Ama sonra ortaya çıktılar. Dizi böyle bitti. Dizi bittikten sonra çıktı bak. Nejo Nejo diye döndüler. Yani benim hayatım hiç değişmedi aslında. Çünkü ben genelde seçtiği hayatı yaşayan ve onu tutan biriyim. Politos ama nasıl söyleyeceğim? Çok zor bir soru. Yani aslında zor değil. İzlemeyenleri de düşünerek kendimi sıkıyorum şu an. Her şey böyle o kadar üst üste geldik. Bayağı koltuğumda oturup kitap okurken Fatih Tanbey'e geldi. Yani okumak için daha uygun bir zaman olamazdı zaten. Yani okumaya oturdum, adam bana bir senaryo attı filan. 90'lı yıllarda revize edip tekrar çalmış. Tekrar yazmış, tekrar çalmış. Çalmış. Kestik baştan. Kestik abi. Çalma olur mu oğlum? Araklamış oyunu falan. Bu arada az önce bir aranjör arkadaşımla konuştum da sen onu çaldırdı mı? Çaldı filan. Onu çalmış mıdan sonra? Çalma oradan geldi. Evet, yani. Oradan kaldı. Kafanda her şey oynanıyor. Herkesi koyuyorsun bir yere. Her şey dökülüyor, her şey. Keyifli. Bir ışık gitti bir tane. Bir tane ışığımız gitti, olsun. Tam ikisi de olsun. Ben senin yerine evet, seçtim. Abi, i̇kisi de oldu abi, tamam. Tam bir ikizlerim var. İkisini de alıp gidelim. Of, yani. Tamam. Bir Dali Muhabbet'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımda çok genç ve çok sevdiğiniz, oyunculuğuna bayıldığımız, çok işinde bayıldığı bir oyuncu var. Hakan Ummak, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın, keyifler nasıl? İyidir, sağ ol. Sen iyi misin? Dur, şöyle yapmam lazım. Evet, evet. Evet. Çok yakınlaştım ben. Tamamdır. Çatlamasın sesin, güzel gitsin. Elime de çok yakıştı. Evet, evet. Bu çok beğeniliyor. Bizim programın maskotu oldu o. Ha, öyle bir dalgası var mı? Nasıl gidiyor? İyidir, yolunda her şey. İşte turnemize geldik. Tatbikat sahnesindeyiz bugün. Evet, Ankara'da Tatbikat sahnesinde Hipomani'yi oynayacağız. Evet, sezonumuzun son oyunu. Artık sezonu kapatıyoruz. İstanbul Oyunları Festivali kapsamında geldiniz. Evet. Tabii şimdi Erdal Beşikçioğlu'yla adın efsaneden bir tanışıklığınız var. Senin için ayrı bir yeri vardır eminim ki. Tabii ki, kaç zaman beraber çalıştığım bir Erdal abi. O da efsaneden başladık. Senin de ilk herkesin de birçok tanıdığı yer orası aslında. Oradan evet, başladık. Aslında öyle oldu. Ya aslında şöyle bir durum var. İlk Gamsız Hayat diye bir dizide oynadım ben 2015'te. Onun da böyle bir garip kitlesi varmış. Ama sonra ortaya çıktılar. Dizi böyle bitti. Dizi bittikten sonra çıktı bak. Nejo Nejo diye döndüler falan. O garip bir işti bizim için ve benim adam akıllı ilk işimdi o. O yüzden Gamsız'ın yeri apayrıydı bende. Yani oradaki kitle, yapım, ekip, yani onlar gerçekten başkaydı ve çok keyifli bir ekiptik biz. Sonrasında da evet, adam akıllı duyulan işim Ada Efsane oldu. Çünkü Ada Efsane'de de biz baya yani sanki seçilmiş gibiydik. Herkes oradaydı ve herkes çok hazırdı. O dört erkek oyuncu çok baya nasıl cımbızla seçilmiş gibi yani. Yani hala da öyleyiz bu arada. Yani nereden baksan 2 sene oldu iş biteli değil mi? O zamandan bu zamana bütün ekip bir fiil devam ediyor. Yani yönetmeninden, sonraki yönetmenlerinden, yapım ekibi, görüntü yönetmeni, dizi sanki bitmemişçesine biz devam ediyoruz. Ne güzel işte. Böyle devam etmek, anılar devam etsin, hayat devam etsin. En güzeli o bence. Çünkü ekip yakaladığı zaman o keyfi zor buluyorsun yani. Piyasada herkes iş yapıyor falan. Hani hep şey geyiği döner ya bizim piyasada. Abi böylesi zor geliyor falan. Gerçekten hani biz seçmedik ama o kadar güzel seçilmişiz ki her şey çok yolunda gitti yani. Bu sizin şansınız o. Dört oyuncunun. Tabii evet. Ki yan oyuncular da var elbette ama sizin bu dört oyuncunun çok güzel bir şansı var. Evet, yan oyun aslında öyle güzeldi ki bizim hikayemiz. Yan oyuncu diye bir şey yok. Yan da değil aslında. Herkes başroldü orada ya. Evet, çünkü herkesin oynayacak alanı vardı orada. Alanlı hikayeler bulamıyorsun bazen. O yüzden mesela en ufak bir türü olan insan bile hatırlanıyor orada. Çünkü mevzusu vardı. Boşu boşuna orada değildi o adam yani. Tabii canım. Hepsinin bir hikayesi vardı canım. Yani bu senaryosu da çok iyiydi kesinlikle. Oğlum anlatmıyorum bak. Gidin işinize gücünüze bakın. Bir huzur verin ya. Bir rahat bırakın beni. İşimiz de gücümüz de sensin lan. Bağır lan. Bağır bağır. Çok temiz kalpli de bir karakterdi. Yani o beresini falan da ben çok seviyordum. Daha da iyi inşa edilen bir karakterdi bence. Komik bir setanızı var mı oradan peki? Hırla yani çok zaman çalıştık. Şu apayrı diyebileceğim bir şey yok. Ama böyle otursam sabaha kadar sana bütün hikayelerimizi anlatabilirim. O diziden sonra hayatın nasıl değişti peki? Yani benim hayatım hiç değişmedi aslında. Çünkü ben... Ben genelde seçtiği hayatı yaşayan ve onu tutan biriyim. Bir yerden bir yere çok kolay savrulmuyorum. Yine hala aynı evimde, aynı hayatımda, aynı çevremde. İnsanlar bence şunu kaçırıyor. Bu benim işim. İşimi sevdiğim ve bundan dolayı başka bir haz aldığım için mevzu değişiyormuş gibi geliyor ama hayır, aslında bu benim işim. O yüzden de yaptığım işlerin başarısı şahsi Hakan'da bir şey değiştirmiyor. Zaten olması gereken bu. Başarılı olmazsa bana çok soru sorduruyor.
ne oluyor ne bitiyor vesaire diye. O yüzden de benim hayatımda pek bir şey değişmedi. Ama sen zaten lisede de basketbolcu olmayı istiyor musun? Sonra da basketbol konulu bir dizide patlamak. Ya evet çok. Bir ironi olmuş. Hırasan oldu. Zaten herkes beni basketbolcu olacağım zannediyordu. Mersin'den ayrıldığım süre zarfında da herkes de öyle bir şey vardı hani. Hep de böyle miydin şey uzun yani, boylu? Uzun boyluydum. Benim ailem de uzun boylu. Spordan gelen bir uzun boyluluk değil bu aslen. Yani ama ve insanlar da basket oynadığı için mi uzun boylu? Hayır, benim ailem tamamı uzun boylu. 2010'a biraz da gidelim. Orada şimdi tiyatro 2010'da biraz başladı senin için. Evet. İsme ne ve Yalı Ama Yutma. Enteresan isimli iki oyun buldum. Daha var mı başka? Var var. Benim ilk oyunum 100 diye bir oyundu CKM'de. İnternetin hatası işte. Ben de değil. Sen söyle. Ben sana bıraktım abi. Sen söyle. Yani, hangi oyunlar var? Okul oyunları dışında ilk sezon oyunumu Caddebostan Kültür Merkezi'nde oynadım. 100. Hatta şimdiki yönetmenim Fatih orada benim karakterimi oynuyordu. Fatih bir sebepten oyundan ayrılmak zorunda kaldı. Bana dedi gelir misin? Oyun da çok keyifliydi. Diğer sezona ben devam ettim. Benim ilk sezon oyunum öyle başladı. İyi bir buluşmaymış. Evet, sonra seneler sonra gene Fatih'in oyununda oynamam da çok enteresan. Peki bu oyunda buluşmak nasıl oldu? İpomani biraz konuşalım. Fatih metni buldu. Tam da 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü bana metni attı. Hakan bunu bir okusana falan diyor. Ben de o günü kendime ayırmıştım evde bir şeyler okumak için. Her şey böyle o kadar üst üste geldi ki yani. Bayağı koltuğumda oturup kitap okurken Fatih'ten mail geldi. Şunu bir okusana diye. Yani okumak için daha uygun bir zaman olamazdı zaten. Yani okumaya oturdum, adam bana bir senaryo attı falan. Sonra bir daha okudum. Oh. Ya boş vakitte boş okuyayım evet. Ha ben bir de keyif aldım. Metin okuduğun zaman bazen okurken çekiyorsun. Yani kafanda her şey oynanıyor. Herkesi koyuyorsun bir yere. Velhasıl o oyunda, bu oyunda daha doğrusu okurken bir daha okudum. Bir daha hoşuma gitti, bir daha okudum. Bir anda içimde buldum. Tiyatro meselesi benim gibi insanlar için ve benim ahbaplarım için ciddi bir iştir. Sırf sahnede olmak için tiyatro yapmazsın. Derde vakıf olmalı ki sen de o dertte kendini yorabilesin. Benim böyle bir durumum var ve bu yüzden zaten tiyatroyu seviyorum. Dertsiz şey sevmem çok. Güldürü dahi olsa bir dertten yola çıkmalı ki ben o derdi savunup yansıtabileyim. Kendi başıma dert alıyorum demiyorsun ama. Yani biraz alıyor tabii ya, oyuncu olunca böyle. Hani çünkü aynı metni yani kaç yıl boyunca oynuyorsun aslında bir oyuncu olarak. Yani izleyici biraz şeyi düşünüyor. Yani ben bir kere izledim tamam ama hani bu adam bu metni 100 kere 1000 kere oynuyor yani. Gariptir. Bazen hani şey muhabbet olur ya, bazen 10. oyunda bir şey oldu falan diye. Yani her oyun başka bir şey oluyor ve bunun önüne geçemiyorsun. Mevzunun sihri galiba burada. Çünkü gene sensin, Hakan'sın. İşte gene aynı yönetmenin, aynı oyuncu arkadaşların. Ama oyunun sendeki dem süresine paralel olarak öyle yerlere gidiyor ki hikaye. Sen bile zaten bunu kontrol edemiyorsun. O yüzden tiyatro herhalde çok güzel. Akıyor yani. Bir aksiyonun içindesin. Ya bir de canlı canlı oynanıyor. Bazen izlerken dokunmak istiyorsun ama uzaktan uzaktan hani keyif almaya çalışıyorsun. İşte sinemada, televizyonda değil. Televizyonda zaten istediğin kadar dokun, şey yap. İstersen başa sargene dokun yani. İstediğin kadar izle. Yani internette de oturup şeyde, evde, sinemayı da izle. Tiyatronun zevki daha farklı. Bir oyuncu için eminim ki diyorum. Daha doğal ve gerçek bir enerji sirkülasyonu var içeride. Ve hep şey var ya, tiyatronun işte kestiği, sildiği yok falan diye. Hayır yani zaten andasın, öyle bir şey aklında dahi yok. Şimdi İpomani'de 3 tane oyun birleşmiş galiba. Evet, değil evet. Mi? Farklı bir metin olarak mı oluşturuluyor yoksa aslında böyle bir metin var mı? Oyun aslında 3 farklı dönemde yazılmış. Euripides, Edraslav'ı yazmış. Seneca kendi döneminde revize etmiş, yazmış. Ve Sarakane 90'lı yıllarda kendince yorumlamış ve yazmış. Oyunumuzun asıl olan metni Sarakane'in metni. Ama Fatih, Euripides'ten ve Seneca'dan tiratlarla süsledi. Peki oyunları sen tek tek okumuş muydun? Tabii tabii. Olmadan olmaz. Peki nasıl bir karakter? Pultus. Pultus şey derler ya mesela işte sosyal mi asosyal, işte seksüel mi aseksüel. Pultus'tan bir A yani. Adam na olumsuzluk ekiyle yaşayan biri. Pultus en başta erdem emsali bir çocuk antik Yunan'da. Belli bir erdem kaygısı var ve bunun peşinden gidiyor. Fakat Sarıkayın'da bu mevzu dönüşmüş. Bayağı bir düşüneceğiz demek ki. Çok zor tabii ki zaten. Ben bile anlatırken zorlandım yani. Evet, çünkü kendim gibi anlatmaktan öte objektif olmaya çalışıyorum. Bir beklenti doğurmamaya çalışıyorum oyunu izlemeyenler için. Fakat tarihte okuduğunda öyle güzel doneler buluyorsun ki bu karakter adına. Tam meseleyi o zaman anlıyorsun muhtemelen. Bu arada Hakan Muhafız'ın ikinci sezonunda da renkli bir karakter. Renkli mi diyebiliriz bilmiyorum ama farklı bir karakter canlandırdın. Nasıl geçti senin için sezon? Netflix çok keyifli bir deneyimdi benim adıma. Seni koruyoruz burada. Memlekette köşe bucak aranıyorsun. 7 ölümsüz de geri dönmüş diyorlar. Doğru mu? Doğru.
Bu dünyanın sonu demek. Acilen bir şey yapmamız lazım. Bilmiyordum ben nereye gideceğimi, ne yapacağımı. Ekipten tanıdığım insanlar vardı. Çok da sevdiğim insanlar vardı ama serüvenim nasıl olacağını, bir de muadili yok. Kahraman filmi, kahraman dizisi çekiliyor Netflix'e. Nasıl bir şeyden yürüyecekler? Gerçek üstü mü olacak yoksa çok gerçekçi mi olacaklar? Sen peki ilk sezonu izledikten sonra mı dahil oldun yoksa? Hayır, biz daha evvel çektik. Sen izlemeden direkt girdin. Evet, yani o yüzden bir fikrim yoktu. Ve hani senaryo okudum keyifli. Yönetmenle tanıştım. Girdik o sürece ve hani set ortamı çok rahattı, çok konforluydu. Orada da ekip çok keyifliydi. Ya ben şöyle söyleyeyim, şimdiye kadar o insanların anlattığı o kötü ekiplerden hiçbirine denk gelmedim. Son derece profesyonel, çok da güzel bir Netflix süreciydi benim adıma. Umarım daha da ilerisi gelsin. Dijital çağa geçiyoruz çünkü hani Netflix, Hulu gibi platformlarda biraz sinemayla diziler birleşiyormuş gibi oluyor ve biraz daha farklı, rahat bir izleti sağlıyor galiba. Zamansal faktör çok mühim burada. Çünkü atıyorum 6 günde sayfalarca, yüzlerce sayfa bir şey yetiştirmek zorunda kalmıyorsun. Üzerine düşünebiliyorsun, zamanını sen ayarlayabiliyorsun, rengini bile sen seçebiliyorsun. Diğer türlü çok başka bir serüven var yani. Zaten aslında biri dizi, diğeri serial movie dedikleri şey vardır yani. Bir sinema serisi, bir mevzu var. Sana bunu bölüm bölüm veriyor. Diğeri ise çok şekilleniyor, çok dönüşüyor. Bunun başı sonu belli bir hikaye. O mantıklı ilerliyor aslında Netflix'teki evet. Diziler bence de. Belki de rahat rahat, keyifli izlememizin sebebi de o dediğim şey. Aidiyetten kopmuyorsun. Bir şeyin içine girince kendini orada hissediyorsun. Çünkü zaten seni içine alanlar mevzuya hakim. Sen şahsiyetle onu izlerken hissetmiştim. Yani gerçekten hani bomba gibi bir iş. Çok evet. Güzel bir senaryosu var. Akıcı da gidiyor. Keşke biraz daha keyifle izleseydim diyorsun ama hikaye gerçekten tam da bitmesi gereken yerde. Çok keyifli bir yerde bitiyor. Çünkü bütün her şeyin dili ortak. Her şey çok seçilmiş. Bir fikir var. Fikir hem fikir insanlarla daha da bağdaşıyor ve bir hikayeye başlanıyor ve devamında da timinglere kadar her şey çok seçili ve çok şık. Sinemada neler yapmak istiyorsun? Bir Kolonya Cumhuriyeti'yle başlamışsın evet, ama. Bir komedi filmimizdi bizim. Onunla ilgili çok fazla çıkıyor senin adın, ben anlamadım niye o kadar. Evet, yani ben de anlamadım onu. Seni sevenler oradan mı keşfetti diyeceğim yani, ama bir sürü proje yaptı sen. Komedi seviyor galiba yani. Böyle bir absürt şeyleri böyle bir yakalıyor ve bırakmıyor. Daha önce festival gezen Çekmeköy Underground filmimiz var. Ama sen de orada oynadın. Ben onu yönetmeni, senaristi de müzisyeni bir çekim yapmıştık. Çok da güzel bir filmdi. O filmi mesela bizim için çok keyifli bir süreçti. Kolonya Cumhuriyeti de BKM'nin yazar tayfası aslında çekti onları. Çok güzel insanlar. Evet yani zaten onlarla sohbet et, iş yapmak istersin. Bağımsız film başka geliyor mu? İstiyorum. Önümüzdeki sene için birkaç bir şeyimiz var. Umarım olur. Oralar daha bize dair geliyor çünkü. Bunların yanı sıra onları da her şeyi yapmak istiyorum işin aslında. Tek yönlü bir oyuncu olmak derdim değil. Çok daha farklı farklı karakterler canlandırırsın ki hani biz de farklı farklı bakanlar gösteririz. Ya şimdiye kadar o konuda çok şanslıyım. Hiç aynı bir şey oynamadım yani. Skalam o kadar uç ve değişik ki yani en son dindar, saftirik bir çocuk oynarken şimdi böyle işte dövüşen, işleri kontrol altına alan, daha ne yaptığını bilen bir herifi oynuyorum. Hipomani zaten bambaşka. Evet. Hipomani'de kaç kişi oynuyorum Allah biliyor yani. O yüzden şanslıyım. 5 soruda sen diye köşemiz var. Bizim iki seçenek veriyorum, birini seçiyorsun. Daha doğrusu seçmek zorundasın. He, yırtamıyoruz o hikayeden. Ya bilmiyorum, belki de başka seçeneğin vardı diyebilirsin, belli olmaz. Tamam. Onu da sunan oluyor. Hadi bakalım. Sütlü çikolata mı, bitter çikolata? Bitter, açık ara. Acımam diyorsun hiç. Sütlü çikolata mı olurmuş? Kahveyle falan güzel oluyor. Gerçi spor yapan adama da şimdi çikolata demem ne kadar. Ya ben hiç öyle bir sporcu kişilik değilim ya. Yapmıyor musun? Yapıyorum ama ben sevdiğim için yapıyorum. Öyle bir derdim yok hani işte şu kadar olmalı, bu kadar olmalı. Beslenme biçimim de öyle. Hani beni yoran şeyleri tüketmiyorum çünkü beni yoruyorlar. Yoksa bir şey yanlış diye değil. Başkalarına zararlı gelen şey benim hoşuma gidiyorsa devam ederim buna. Tabii ki canım olmuyor. Shakespeare mi, Çeyhov mu? Herkes de bunda bu soruda düşünüyor abi. Tam yani tiyatro adamına sorduğun soru çünkü. Sebebi başka, Shakespeare diyeceğim. Çehov'u sevmediğimden değil. Çehov inanılmaz böyle sevgim ve saygım var. Hikayelerini çok seviyorum ama şu dönemki Hakan'a Shakespeare. Daha çok hitap ediyoruz. Selvi Boy'um al yazmalı mı, sevmek zamanı mı? Ki aşk günü evet, geldi. Ya. Sevmek zamanı da yakın zamanda gene izledim. Onu izlediyse ne olsun canım? Yani Selvi Boylu mal yazmalım olsun. Ama yani orada da Müşfik Baba var ya. Tam ikisi de olsun. Ben senin yerine evet, seçtim. Abi, i̇kisi de oldu abi, tamam. Tam ikizlerim var. İkisini de alıp giderim of, yani. Tamam. O zaman yine bir şey daha düşüneceksin. Hadi bakalım. Hayatımın filmi. Benim hayatımın hiçbir eni yok abi. Çok rahat olabiliriz. Hiçbir en yok yani. En çok sevdiğim film, en çok sevdiğim oyuncu. Asla ve kata hiç enim yok benim bu hayatta. Ya peki son böyle bayılarak izlediğim bir film var mı? Kafa sallandı.
No, yani. Bunu alamayacağız. Bir tane daha enimiz vardı da çünkü. Söyle bakalım o neymiş? Şarkı. Hayatın şarkısı değil. O da yok. Son dönemde taktığın şarkı yok mu bari? Ya sana komik gelecek ama benim Mersin'den bir arkadaşım var. Bir hafta evvel bir şarkı çıkardı. Bayağı sevdik biz onu. Yaz da geldi, böyle enerji de yükseldi. Patron diye bir rap müzik yapan arkadaşım var benim, Mersin'den, Ege. Onun Hayvan diye bir şarkısı var. Bayağı onunla çok eğleniyoruz durmaksızın yani, toplaşıp. Sağlam çelik bro, sana akıl veren boş dene, yanıl dene bro. Ya bazen öyle şarkıları takıyorsun ki son zamanlarda. Ya evet, yani çok benim oyuncudan çok müzisyen arkadaşım var bir de. O yüzden sevdiğim şarkıları o kadar fazla ki, bir de onların şahsını bildiğinde söyledikleri şarkılar sana daha başka geliyor kafaca. O yüzden ayrıştıramam hiçbirini. Sadece işte son 3 gün, 4 gündür durmadan... Ben de mesela son zamanlarda Açlılar Adamlar diye bir grup taktım yani şarkılarına. Hiç de ne bileyim bana ne falan... Onun da gitaristi benim eski arkadaşım. Taktım yani sürekli o Zombi ve Koca Şişko Dünya'yı sürekli dinliyorum. Yani benim bir sürü şarkım var yani hayatımda dinlediğim. Her günde durmadan dönüştürüyor ve değiştiriyorum yani. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, rica ederim. Hipomani için tabii ki yeni sezonda da başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Yeni diziler olsun, devam etsin. Çok mersi, sağ olasın. Görüşmek üzere.